arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bravo! Hak, hukuk, adalet yolunda çıktığımız mücadelede yerel seçimlerde de öncelikle büyük şehri alacağımız, ardından yerini de daha da güçlendirerek kuvvetlendireceğimiz süreç başlamış bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde aday adaylarımızı sizlerle tanıtmak, sizlere kendilerini anlatabilme fırsatı adına bugün düzenlediğimiz bu toplantıya tekrar hoş geldiniz diliyorum. Ses geldi. Ses yok Şu an Yok. Bizler bugün hep beraber önümüzdeki Onda var. Bir saniye. Bugün bizlerin çok konuşacağı gün değil. Bugün aday adaylarımızın kendilerini anlatacağı bir gün. Ben bu anlamda sözü belediye başkan aday adayımız Sayın Selami Değirmenci'ye vermek istiyorum. Bravo! Çıkmış olduğunuz bu yolda hayırlı olsun diliyorum, başarılar diliyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın İlçe Başkanım, çok değerli ilçe yöneticilerimiz, çok değerli kadın kolları, gençlik kolları yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve çok değerli basın mensuplarımız, çok saygı duyduğum, her zaman yanımızda olan örgütümüzün çok değerli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kez daha karşınızdayız. Ne oluyor? Yetmedi mi? Niye aday oluyorsun? Diye soranlarınız olabilir. Çok da doğaldır. Çok aday yoksa yakışır başkan! Çok saygı duyuyorum bu tür sorulara. Ama bazı meslekler vardır ki, bazı görevler vardır ki onu özel insanlar yapar. Ya ben resim yapmasını bilmem. Şiir yazmasını bilmem. Ama ben iyi belediyecilik yaparım. Bu işler sözle olmaz. Bunun bir ispatı gerekir. Nasıl yapıldığının ispatı, geçmişte çok kıt kanaat imkanlarla Silivri'ye yaptığımız hizmetlerdir değerli arkadaşlar. Ben neden aday oluyorum? Birkaç kelimeyle onu söyleyeceğim. Sonra yine devam edeceğiz. İnsana saygıyı esas abi, alan, girme. Tüm kesimleri kucaklayan bir belediyecilik için aday oluyorum. Başkanlık makamını halkın en rahat ulaşabileceği bir kapı haline getirmek için aday oluyorum. Yaratılan kent rantlarını kent halkı adına kullanmak için aday oluyorum. Sorun üreten değil, sorunları çözen bir belediyecilik için aday oluyorum. Halkın kent yönetimine katılımını sağlamak için aday oluyorum. Değerli arkadaşlar, gelecekteki vaatlerin en önemli kanıtı geçmişte yaptıklarımızdır, takdir edersiniz. İleriye yönelik sözler söylemek, büyük vaatler vermek çok kolay bir olaydır. Ama zaman geçip de geriye döndüğünüzde eğer onları gerçekleştirememişseniz o zaman problem olmaya başlar. Hem kendiniz için problem olmaya başlar, hem partiniz için problem olmaya başlar. İzin verirseniz kısaca 3-5 dakikada geçmişle ilgili bir tur yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Aramızda çok genç arkadaşlarımız var. Hatırlayamadıkları, bilemedikleri konular var. Şöyle bir hatırlayalım, bir geçelim. Örneğin 89 yılında göreve başladığımızda Silivri'nin su şebekesi 1958 yılında Ali Çınaklı tarafından Silivri'nin nüfusu en fazla 2500 olacak diyerek projelendirilmiş ve ona göre yapılmış bir su şebekesiydi. Biz geldiğimizde Mart ayında, Haziran ayından itibaren Silivri'nin yeni su şebekesinin yapımına başladık ve Silivri'yi 350 bin nüfus hesaplayarak yeni su şebekesini ona göre yaptık.
Silivri'nin tamamında benim görev sürem içinde su şebekesinin tamamı bitti. Yine Silivri'nin kanalizasyonu rahmetli eski belediye başkanımız Halim Uluşahin zamanında başlamıştı. Göreve geldiğimizde yaklaşık %30-35'lik yapılmıştı. Merkezin tamamını bitirdiğimiz gibi yazlıkların da kanalizasyonunu bitirdik bu dönem içinde. 2 tane deniz deşarjımız vardı. 5 taneye çıkardık deniz deşarjlarını. Mezarlığı hatırlarsınız. Çok büyük sıkıntı olmuştu. Defin yapmakta zorluklar çekiliyordu. Yaklaşık arazinin tamamı 80 dönüm olmasına rağmen istimlaklardan sonra 65 dönüm civarında kaldı. Bu mezarlığın düzenlemesini yaptık ve lahit mezar olarak hazırladık. Bugün dahi büyükşehir elinde çok büyük imkanlar olmasına rağmen lahit mezar yapamamaktadır. Pahalı olduğu için. Biz bu şekilde yapmıştık. Yine hatırlarsınız, bizden önceki belediye başkanımızın başlatmış olduğu bir proje, toplu konut projesi, ama bir türlü hayata geçemiyordu. Biz onu 91 yılında hayata geçirdik, inşaatına başladık. Görev süremiz içinde 2400 tane dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Yine aynı dönemde 2 ayrı sanayi sitesi kooperatifi Silivri'de inşaatlarına başlamıştı. Biri bizden önce başlamıştı, bir tanesi bizim dönemimizde başladı. Yine toplu konutlara yaptığımız yardım gibi onlara da belediyenin her türlü araç gereciyle yardım ederek zamanında onların da bitirilmesini sağladık. Değerli arkadaşlar, Boğduca Deresi ve Tuzla Deresi'ni hatırlarsınız. O zamanlar orasını bilen vatandaşlarımız vardır içinde. Biz göreve geldiğimizde 2 derede yüzeyden akıyordu. Hiç dere yatağı yoktu ikisinde de. Devlet su işlerinde yapılan temaslar sonucunda o 2 derenin yatakları da açıldı. Yine Boğduca Deresi bildiğiniz gibi denizden E5'e kadar etrafındaki duvarlar yıkık vaziyetteydi. Onların ıslahını Silivri Belediyesi'nin o günkü imkanlarıyla, kendi imkanlarımızla yapabildik. Yine ilk göreve geldiğimizde, ilk aylardan itibaren öğretmen evinin önünde bulunan bölge bataklık haline dönüşmüştü. 89 yılı Mart ayında, Haziran ayından itibaren orasının inşaatına başlayarak öğretmen evinin önünden mendireğin sonuna kadar, yani şimdi balık lokantaları üzerinde olan yerlerin dolgu işlerini tamamladık. Ertesi dönemde de onun üzerindeki ağ muhafaza yerlerini ve sandal çekek yerlerini tamamladık. 2 kez liman içini temizledik. Bunlar çok önemli giderler aslında. Bunu söylüyorum da çok önemli giderlerdi bunlar. O günkü belediye şartlarında. Ben görevi teslim aldığımda yaklaşık 26 bin nüfuslu bir belediyeydik. O imkanlarla yazlıklara da hizmet vermeye çalışıyorduk. Ama bırakırken 55 bin civarında merkez nüfus, pay aldığımız nüfusu söylüyorum. Hizmet ettiğimiz nüfus en az bunun 4 katıydı. Siz de biliyorsunuz. Yine 91 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yat limanı projesi yaptık, hazırlattık. O projenin inşaatını bir türlü gerçekleştiremedik. Ama o arada orada mezbaha olarak kullandığımız yeri de restore ederek bir balık lokantası haline dönüştürdük. Yine değerli arkadaşlar, bugün olduğu gibi bugün en yakıcı sorun, biraz sonra sorunlara değineceğiz, otopark sorunu. Otopark sorunu her dönemde her şehirlerin başına bela olmuş bir sorundur. Bunu mutlak surette çözmek gerekiyor. Nissan Tren'in yapılma gayesi oraya bir otopark oluşturmaktı. Nissan Tren'in altında bugün yaklaşık 200 araçlık bir otopark var. 200 araç nedir ki diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim size. Piripaşa İlkokulu'nun üst tarafından tutun, aşağı doğru gelin, Atatürk Meydanı'na doğru dönün, İskele Caddesi'ne. İşte o spor kulübünün arkasındaki arabalar ve o sahildeki arabaları topladığınız zaman ancak 200 tane araba yapar. Yani bütün bu caddenin altında, üzerinde olan araçlar kadar o Nissan Tren'in altında var. Onun yıkım konusuna da biraz sonra tekrar değiniriz. Sahil düzenlemelerini hatırlayın. Ben göreve geldiğimde hükümet binasının bahçesinin dışında 1 metrekare yeşil alanımız yoktu. İddialı konuşuyorum.
bunu hatırlayanlar var, gençler bilmeyebilir. Ama bizim yaşlarda olanlar, bizden 10 yaş küçük olanlar onları çok rahat hatırlayabilirler. Oralarda çok ciddi yıkımlar yaptık. Çok ağır tepkilere rağmen direndik, yaptık. Çay bahçelerinin olduğu yeri, yine aşağıda Ersevenlerin önü, oradaki plaj ve kamp evleri, daha ileriye doğru oraları bugün halkın kullanımına bu ölçüde açılabilmişse o günkü mücadeleyle olmuş bir şeydi. Yine toplu konutlarda bir sağlık ocağı yaptık o bölgenin ihtiyaçlarına cevap versin diye. Bir kreş anaokulu ilk defa Silivri'de bizim dönemimizde yapıldı. Bugün onu belediye başkanımız yıktı, neden yıktığını bilmiyorum. Ama yeri de yerler esiyor, şu anda yıkıldı orası. Ambulans merkezi yaptık. Hiçbir kuruş belediyeden kaynak çıkmadan, yine hiçbir kuruş belediyeden kaynak çıkmadan 15 yılda 8 adet ambulans yurt dışından getirdim. Bunun 5 tanesi 0 kilometre araçtı. Ambulans nedir ki diyebilirsiniz. O tarihlerde devlet hastanesi dahil, özel hastaneler dahil hiçbirinde ambulans yoktu. Silivri Belediyesi olarak hem merkezdeki insanlarımıza hem bizim hizmet alanımız dışında olan köylerimize de bu ambulanslarla hizmet verdik. Yine halk ekmeği kurduk. Halk ekmeğin kurulması elbette birinci amaç halka ucuz ekmek yedirmek bu hedeflerimiz arasında. Ama bir başka şey daha var. Rekabet yaratmak. Rekabet kalitede yaratmak, fiyatta değil. Halk ekmekte kaliteli ekmek üretilmeye başladığı andan itibaren diğer fırınlarda ona uymak zorunda kaldılar. Bugün kapatıldı, neden kapatıldığını yine bilmiyorum. İtfaiye teşkilatı, bölgemizin en büyük itfaiye teşkilatına sahiptik. Araç gereç olarak sadece Silivri Belediyesi'nin değil, köylerin ve civar ilçelerin de ihtiyacını karşılayacak durumdaydı. Her zaman bölge dışına gidebiliyordu. Düzenli depolama alanı yaptık. Türkiye'nin 9.'suydu. Türkiye'de bu kadar vilayet varken, bu kadar büyük ilçeler varken, sadece bizden önce 8 belediye yapabilmişken biz düzenli depolama yaptık. Çünkü biz çöp döküm yerinin en fazla sıkıntısını çeken ilçelerden bir tanesiydik. Hatırlarsanız geçici olarak başladığımız toplu konut bölgesine çöp dökme işi yer tahsisi alamamamızdan dolayı çok gecikmişti. Ama sonuçta görevimiz bitmeden düzenli depolama alanını da yapmıştık. Bizden önce Silivri Belediyesi'nin hiç sıkıştırmalı çöp kamyonu yoktu. İlk defa sıkıştırmalı çöp kamyonlu, hatta birçoğu traktörle toplanıyordu. Çöp kamyonu ve konteyner sistemine bizim dönemde geçildi. Yine sokak hayvanlarını yok etmek yerine onların kısırlaştırılarak bakılmasını sağlamak için İstanbul'daki belediyelerin içinde belki üçüncüsü, dördüncüsüyüzdür biz. Diğer belediyelerden bunu çok önce yaptık. Birçok yağmur kanalı yaptık. Yukarıdan Fatih Mahallesi'nden ve Ali Bey Mahallesi'nden aşağı doğru inen sular olduğu gibi merkeze geliyordu. Çok büyük ölçüde sel baskınlarını engellemiştik ama tabii ki geçmiş dönemde yaklaşık son 30 yıl içinde 3 büyük sel baskını oldu. Ona ne altyapı yetişir ne bir şey. Ama bu geçen günkü yağmur gibi yağmurlar bunlar afet değil. Bunlar tamamen beceriksizlikten kaynaklanan baskınlar, su taşkınları. Yok yok. Lütfen bir şey söylüyoruz. Silivri Belediyesi'nin haritaları, imar haritaları, imar paftaları ve haritaları elle çizilmişti. Doğru bilgi vermiyordu. Birçok yerde parseller birbirinin üzerine geliyordu. İlk defa biz bunları dijital hale getirdik. Ne oldu ilk defa biz dijital hale getirdik? Bu yaptığımız, bunlar bedava olmuyor. Bunlar çok ciddi paralarla yapılan işlerdi. O gün yaptığımız o haritalar 100 sene sonra da kullanılacak olan haritalar. O gün o masraflar hiç kimsenin görmediği, bilmediği masraflardı belki ama yapılması gerekiyordu. Dijital hale getirdik. Eğer o paftalar dijital hale gelmeseydi bugün bu telefonlarda sokaklara rahatlıkla bu şekilde ulaşamazsın işte. Onları ulaşılmasını sağladı dijital haritalar. Yine deprem. Deprem çok önemli bir konuydu. Biz depremden yaklaşık 5 yıl önce 10.000 tane broşür bastırarak deprem geliyor hazırlıklı olun diye evlere tek tek broşür dağıttık. Çok da tepki aldık.
hazır beton kullanma mecburiyeti getirdik. Ondan da çok tepki aldık. Ta ki 99 Ağustos'u depremine kadar. Ondan sonra ne yapmak istediğimiz anlaşıldı. O depremden sonra da Silivri'nin imar sahasında olan tüm arazileri, boş araziler dahil zemin etütlerini ve mikro bölgeleme çalışmalarını yaptık, bitirdik. Yani her bölgede yaklaşık nasıl bir zemin olduğu bilinir hale gelmişti. Bunu biz yaptığımızda henüz büyükşehir bile İstanbul'un kendi içindeki ilçelerde yapmamıştı. Yine bu konuda öncelik vermiştik. Bunu da nereden biliyoruz? O yıllarda depremle ilgili araştırmalara gelmişti Japonlar. Bizden haritaları sorduğunda, onları önlerine koyduğumuzda çok şaşırmışlardı. Büyükşehir'de bile böyle paftalar yok, siz bunları nasıl elde ettiniz diye. Onlarla hep yaptıklarımızla gurur duyduk. İlk trafik ışıklarını biz yaptık. Kent bilgi sistemine geçmiştik. Kent bilgi sistemi göreve başladığımızda mahpuslar elle kesiliyordu, tahsilatlar elle yapılıyordu, imar işleri elle yapılıyordu. Kent bilgi sistemine geçtiğimizde 2000 yılında aynı o tarihlerde belediyeler genelde bu işe geçiyordu. Hep örnek veriyorum, yine söylemek zorundayım. Örneğin bizim kent bilgi sisteminin Silivri Belediyesi'ne maliyeti o gün için 250 bin dolardı. Aynısına benzer bir projeyi Kadıköy Belediyesi 2,5 milyon dolara yapmıştı. Sonra Türkiye genelinde Türkiye Bilişim Derneği ve TÜSİAD tarafından tüm belediyeler, ki o zaman 2000'in üzerinde belediye vardı, özel idareler arasında en iyi kent bilgi sistemini geliştiren kurumlar tespit edildi. Biz üçüncü olduk, Türkiye üçüncüsü olduk. Engellilerle, biliyorsunuz bizim bir de kent konseyi vardı, yerel gündem 21. Onunla çok övünüyorum. Eğer tekrar göreve gelme imkanım olursa o kent meclisini mutlak surette hayata geçireceğiz. 180 kişiyle Silivri'yi yönetmeye başlamıştık. Sadece belediye meclisinde alınan kararlarla değil, kent konseyinde ilçenin her kesiminden insanların, her siyasi partiden insanların içinde olduğu bir kent konseyiydi. Oradan çıkan kararları uygulamak da bizim için onurdu ve çok doğru kararlar çıkıyordu. Siyasi kaygıların çok dışında işlemler yapılıyordu. Ben 3 dönem belediye başkanlığımın ikisinde belediye meclisinde azınlıktaydım. Biz seçim kazandık ama mecliste eksik kaldık. Böyle şeffaf bir belediyecilik sayesinde kararlarımızın %95'i hep oy birliğinde çıkmıştır değerli arkadaşlar. Yine bu yerel gündem 21 sayesinde engellilerin ilk defa tespitini yaptık. O güne kadar engelli konusu konuşulmuyordu bile. İlk defa yerel gündem 21 bünyesinde Silivri ve köylerinde engelli tespiti yaptık. Ondan sonra ambulans merkezinde oluşturduğumuz, onlara o günkü şartlarda oluşturduğumuz okulla eğitime başladık. Onun devamında zaten Lions Kulüp devreye girerek mevcut engelliler okulunu yaptı. O engelliler okulunun yapımına da Silivri Belediyesi olarak arsa tedarikinden iş makinelerine kadar her türlü katkıyı verdik. Biz 90 yılında ilk kültür evi kurduk İstanbul Belediyesi'nde değerli arkadaşlar. Kültür evi yoktu, ilk defa başladık. Çok önemliydi. Belki diyeceksiniz bugün işte 2 gün 3 gün kaç olduğunu bilmiyorum. Öğrenci var, o gün 500 taneydi, 500 kişiye ne olacak ama bir başlangıçtı, çok önemliydi. Oradan yetişen çok önemli arkadaşlarımız da vardı. Bir tanesini az önce burada gördüm. Kamil Bilici mesela bizim kültür evinin öğrencilerindendir. Onlarla gurur duyuyoruz her zaman. İlk özel radyoyu yaptık biz. İstanbul'da sadece Nurettin Sözen bir radyo yapmıştı. Yasa dışıydı. Ama biz burada radyo kurarak yayın yapmaya başlamıştık. Ondan sonra devamı geldi. İlk özel televizyonu yaptık burada. Cem Uzan'ın Ahmet Özal'la birlikte yaptığı Magic Box vardı. Ondan sonra Nurettin Sözen'in belediye televizyonu vardı. Ondan sonra bir biz yapmıştık. O televizyon ne şimdi? Bildiğim kadarıyla bugün Cem TV o televizyon. Heh. Hazır beton uygulamasından bahsettim. D100 yan yolları hiç yoktu biliyorsunuz. Tepelerle oralar geçiremiyordu. Belki bugün çok basit gelebilir ama o tepeleri aşağı indirmenin bize maliyeti çok büyüktü o günkü şartlarda. Ama mutlak surette yapılması gerekiyordu. Onları gerçekleştirdik. Mahalle parklarını yaptık. Spor kulüplerine
olağanüstü destek verdik. Ben her dönem söylüyorum, bir kere daha söylüyorum. Profesyonel kulübün çok desteklenmesinden yana değilim. Ama belediyenin her türlü imkanını amatör sporun tüm dallarına yaymasından yanayım. Ancak gençlerimize öyle faydalı olabiliriz. Profesyonel sporda dışarıdan getirdiğimiz 15-20 tane insana spor yaptırarak kendi çok yararlı olamıyoruz. Gerekli değil mi? O da gerekli. Ama o işlere emek ve para harcamak isteyen insanlarımız var. Onlara da destekler vererek onların da bir taraftan yürümesi gerekiyor. Ama belediye imkanlarını gençlere tahsis etmek gerekir diye düşünüyorum. Yine hatırlayanınız varsa 2002'de akrobatik jimnastiğe başlamıştık biz. Çok önemliydi. Hatta 6 ay içinde Bulgaristan'da yapılan bir yarışmada şampiyonluk almıştı. Çok önemliydi. Çok farklı bir şeydi o. Bizden sonraki belediye yönetiminde sanıyorum bir 6 ay sonra orası kapatıldı. Bütün bunların dışında benim yine çok övündüğüm, o dönemde asla görevimiz olmayan, hatta mesela bir camı kırıldığında bile onu tamir etmeye kalkarsanız, belediye bütçesinden para öderseniz, zimmet çıkan şeydi okullara yardım edebilmek, okullara masraf edebilmek. Biz okul yapımlarında çok önemli destekler verdik arkadaşlar. Mesela Endüstri Meslek Lisesi'nin buraya yapılması için çok büyük mücadele verdim. O mücadele sadece bizim dönemimizde başlamamıştı. Bizden 10 yıl, 15 yıl önce de başlamıştı ama hiçbir türlü yürürlüğe giremiyordu. Onun buraya gelmesi için en az belki 50 kez Ankara'ya gidip gelme imkanımız, durumumuz oldu. Yine hayırsever bir kız vatandaşımız sayesinde kız meslek lisesini yaptırdık. Gazi İlköğretim Okulu'nun 2-3 tane arsası vardı. Orası yaklaşık onun üzerinde arsadan meydana geliyor. İstimlaklar yaparak o dönemdeki İl Genel Meclisi'nde görev alan arkadaşlarımızla birlikte Gazi İlköğretim Okulu'nu yaptık. Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun yerini istimlak ederek Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu yaptırdık. Namık Kemal Okulu'nun buraya yapılabilmesi için eski gardın arkasında arsa sorunu vardı. Çok önemli bir sorundu, çözülemiyordu. Buraya ihale edilen okul Büyükçekmece'ye gitmişken belediye olarak kendimizi çok zora sokacak bir karar alarak bütün çıkacak sorunları ödemeyi üstümüze alarak o okulun tekrar burada yapılmasını sağladık. Baldöktü İlköğretim Okulu'nu aynı şekilde yaptırdık. 75. yıl İlköğretim Okulu'nu yine o günkü valimizle birlikte yaptırdık. Turgut Reis İlkokulu'nun etrafını hatırlarsınız. Fatih Mahalli vatandaşlarımız çok iyi bilir. Etrafı evlerle donatılmış vaziyetteydi. En sıkışık, en ekonomik kriz içinde olduğumuz dönemde oraya, o binalara ruhsat vermemek için imar planından çıkarmanız gerekiyor. Çok uzun yıllarda imar durumu vermiyorsunuz, o zaman vatandaşı mağdur etmeden istimlak etmeniz gerekiyor. Ben başka yatırımlardan vazgeçtim, gittim Turgut Reis'in etrafındaki yerleri oradaki vatandaşlarla anlaşarak belediyeye satın alıp tapusunu Milli Eğitim'e devrettim. Varnalı Okulu'nun etrafında belediyeye ait arsalar vardı. Şu anda Çakı Bey sanıyorum oradaki okul. Çakı Bey'in yeri bizden önceki dönemde bizden önceki belediye döneminde projeler hazırlanmış, ihaleye çıkıyordu orası. Konut yapılacaktı. Onu durdurduk. Milli Eğitim'le anlaşarak tapuyu devrederiz ama buraya bir okul yaparsanız dedik. O okuldan önce başka bir okul yapılmıştı. Ortaokul ilavesi yapılmıştı. Sonuç olarak daha benim sayabileceğim çok fazla şeyler var ama bunları çok uzatmadan, çok ana başlıklar halinde söyledim. Bunları niye söyledim? Bir şeyler yapabilir miyiz? Ben belediye başkanı olduğumda 35 yaşındaydım. Belediyeciliği elbette bilmiyordum. Ama 6 yıldır siyasetteydim. Bir belediye başkanına karşı ve o dönemde siyasetin ileri gelenlerine karşı bir mücadelenin içinde girdik. Bir tane abim de burada. Doğan abiniz. Buradayız, Doğan Müşahin. Yani bir mücadeleyle aldık değerli arkadaşlar. Bize vermek istemediler, çok zorladılar. Ama biz aldık. Nasıl aldık? Kimseye de zor kullanmadık. Çalışarak, emek vererek, halkın desteğini alarak aldık. Halkın desteğini alarak seçimi kazandık. Ben 89'da seçimi kazandığımda ANAP da burada çok güçlüydü, Doğru Yol da çok güçlüydü. 154 oyla aldım seçimi. İkinci dönemde
CHP'den ayrılıp, özür dilerim, SHP'den ayrılıp CHP'yi kurduğumuzda partinin oyu %4,5'tu, ben burada seçim kazandım. 99'da belediye ve milletvekili seçimi beraber yapıldığında partinin oyu 8,5'tu, DSP 32'ydi. Ben 29,5'la seçim kazandım, DSP'nin adayı 4. oldu. Yani o gönül bağını kurmuşuz. O günden bugüne sizlerle olan bağımız devam ediyor. O bağa güvenerek bugün tekrar aday oluyorum. Sizden destek istiyorum. Yani. Birlikte yaparım. Sorun tanımıyorum. Muhalefetteymişiz, iktidardaymışız. Hiç umurumda değil. Eğer azminiz varsa, kararlılığınız varsa, vizyonunuz varsa, kendinize güveniyorsanız yaparsınız. Hiçbir şeyin arkasına saklanmaya gerek yok. Bütün sorunlar çözülür. Ama bütün sorunları çözmenin temelinde kent halkıyla birlikte hareket ederseniz ancak çözersiniz sorunları. Kararları birlikte alırsanız, birlikte karar verirseniz, kaynakların ne zaman nereye harcanacağına birlikte karar verirseniz ve yaratılan kent rantlarını kentin imarı için kullanırsanız inanın ki yapılamayacak hiçbir şey yok. Bu yapılanlara daha fazla yapılabilir miydi? Ben de iktidar partisinde olsaydım belki bunları ikiye katlardım. Ama en azından o günkü dönemde Silivri'nin bütün temel sorunlarının çözümünde her türlü gayreti gösterdim. Karşılığını da aldım. Bravo başkan. Değerli arkadaşlar. Şimdi kısaca bir şeyler daha söyleyelim. Çok uzatmadan hemen bitirelim. Bir kere az önce de söyledim. Bizim temel bir prensibimiz olacak. Bizim arzu ettiğimiz belediyecilikte biz belli bir yaşa gelmişiz. Bundan sonrası kesinlikle devamı olmayan bir şey. Belediye meclisinde genç kadrolarla, çoğunluğu gençlerden oluşan bir kadroyla devam etmek istiyoruz. Bu gene laf mı diyeceksiniz? Hayır, laf değil. 99'da aday olduğumda Özcan Bey'in yanında olan o dönemdeki meclis üyelerine bakın. O gençlerin hepsi bizim kadrodaydı. 2014'e bakın. Yine şu anda belediye meclisinde olan ön seçimde gelen genç arkadaşlarımız gene bizim kadrodaydı. Yani bu laf olsun diye söylenmiş bir düşünce ifade değil. Belediyedeki uygulamalarımda da bunu yaptım. Hep gençlere fırsat verdik, onların gelişmesini sağladık. Bugün birçoğu çok önemli görevlerde, burada ya da başka belediyelerde görevlerde arkadaşlarımız. Düşüncelerimiz yine aynı doğrultuda. Şeffaf belediyecilik dedik, halk tarafından mutlak surette denetlenebilen bir belediyecilik dedik, halka her zaman hesap verebilen bir belediyecilik dedik, göstermelik mahalle meclisleri değil, gerçek anlamda işlevsel mahalle meclislerinden yanayız. Belediye mahalle meclislerinin kimlerden oluşacağına belediye başkanı ya da belediye meclisi karar vermemeli. Bu işlerin bir standardı olmalı. O standarda göre kimler uyuyorsa, hangi siyasi parti görüşüne mensupsa o insanların oraya gelmesi gerekiyor. Bazen öyle bir durum olabilir ki sizin partinizden hiç kimse de denk gelmeyebilir oraya. Olabilir. Bu bir kent meclisi. Kent demokrasisini geliştirme açısından çok önemli bir karar. Yine mahallelerle ilgili yapılacak yatırımlar burada karar verilirken ilçenin genelindeki kararlara işte bu mahalle meclislerinde oluşan kararlar ve ondan sonra üstüne ilave yapılacak belediye meclis kararlarıyla kent bütçesi oluşturulur. Harcamalar buna göre yapılır. Ona göre yapılmazsa da o kent meclisi yapılmayanın ve harcanan paranın da nereye harcandığının hesabını çok rahat sorabilir. Temel sorunlarımız nedir? Bize göre Silivri'nin bugün en önemli sorunu, daha önce başkaydı, otopark sorunu değerli arkadaşlar. İlçemizde otopark sorunu yok deniyor ya. En ateşli sorunumuz otopark sorunu değerli arkadaşlar. Bunu kabul edelim lütfen. İlçe bugün geçilmez haldeyse
Trafik yürümüyorsa yeterince otoparkımız olmamasından kaynaklanıyor. Çok acil ama çok acil birkaç tane otopark yapılması lazım. Bazı şahıslar yapacakmış. Yapsınlar, onlara destek verelim. Ama belediyenin de belirlenen alanlarda derhal ama derhal birinci öncelikli otopark mutlaka yapması gerekiyor. Bu kadar ateşli sorun varken otoparkın kaldırılıp yerine yeşil alan yapılmasını ben şahsen anlayamıyorum değerli arkadaşlar. Kavşak problemlerimiz var. Silivri'nin iki tarafından girişi de çok büyük problem olmaya başladı. Ama batı tarafı çok daha büyük problem. Hele hele Silivri'nin içinden, Ersemen'in önünden D100 karayoluna çıkmaya kalkarsanız nasıl bir eziyetle karşılaştığınızı biliyorsunuz. Ya bu geçici olarak bir yıl, iki yıllık böyle sürelerde geçici çözüme gidilebilir ama bu kadar uzun bir süredir bu insanlara böyle bir işkence yapmanın doğru olmadığına inanıyorum. Çok acil, batı tarafından başlayarak ondan sonra doğu girişteki kavşak ve yine dünyada bir eşi daha olmayan Selimpaşa'daki kavşak değerli arkadaşlar. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Hiçbir tarafta yoktur. Tabii bunlar ilçe belediyesinin yapacağı işler değil. Onu ben de biliyorum ama ilçe belediyesi de takip edecek, yapacak. Büyükşehir yapacak, devlet yapacak, kim yapacaksa yapacak. Ama bunların yapılmasını mutlak surette takip etmemiz lazım. Yine Ali Paşa kavşağının mutlak surette günün şartlarına yeniden uydurulması lazım. Bir bakın, gişelerden Silivri'ye ya da Silivri'den gişelere giderken tek şerit halinde giriyorsunuz. Hangi şehire girerken tek şerit bir giriş yapılıyor değerli arkadaşlar? Doğru düzgün bir bulvarı yapamayacakmış demeyiz biz? Yani bir 4 kilometre, 5 kilometre yolu yapamayacakmış demeyiz? Böyle bir görüntü Silivri'ye yakışıyor mu? En önce çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Bunun ötesinde, geçmişte hep söylüyorduk, Silivri'nin en temel problemlerinden bir tanesi de istihdam sorunuydu. Gençlerimiz yetişiyor, iş arıyor, çocuklarımıza iş bulamıyoruz. Yeni iş sahaları geliştirelim dedik. Maksim'in arkasında Altın Orak Deresi'nden Ali Paşa Deresi'ne kadar olan yaklaşık 4000 dönüm alanda çevre kirliliği yaratmayan bir sanayi oluşturabilmek için tam 8 yıl mücadele verdim. Maalesef o dönemde bazı muhalefet partisindeki meclis üyesi arkadaşlarımızın dava açmaları sonucunda ancak 2003'ün Eylül ayında mahkemeler bitti ve onaylanır hale geldi. Bakanlığa da sunduğumuzda yerel seçimlere çok az kalmıştı. Bayındırlık Bakanlığı onaylamayı yerel seçimlere kadar bekledi. Yerel seçimler biterken daha zaten onaylandı. Sayın Hüseyin Turan döneminde de 18. madde uygulamaları başlatılarak sanayiler kurulmaya başlandı. Sonra ne oldu? Sonra bir baktık oralarda şimdi konut yükseliyor. Kabul edilemez değerli arkadaşlar. Silivri'nin o kadar çok konut alanı var ki, buralarda nasıl bir mücadele vermek gerekirse verilecek ama o sanayi alanında çevre kirliliği yaratmayan, burada istihdam yaratacak sanayi tesislerin kurulabilmesi için her türlü mücadele verilecek. Bizim iş yerlerine ihtiyacımız var. Bizim konut alanlarına ihtiyacımız yok. Burasını başka şehirlerin oteli pozisyonuna düşürmemize gerek yok. Yaşayan insanlar işini de aşını da burada kazansın, burada yaşasın. Sonra onlar yapılırken de böyle nüfusun artışını teşvik edecek ölçüde kim gelirse gelsin anlayışıyla da bir gelişme sağlanmayacağını geçmişte gösterdik. Kontrollü bir büyüme, elbette büyüyecek. Büyümenin önüne duramazsınız ama onu bir Esenyurt gibi de yaparsınız. 3 yılda da büyütürsünüz. 15-20 yıla da yayabilirsiniz. Kontrollü, sağlıklı bir büyümenin mutlaka sağlanması gerekiyor. Kültür merkezi. Bildiğiniz gibi hepiniz yukarıdan arazisine tahsis almıştık. Hafriyatını dahi yapmıştık. Ama kaldı o gün bugün. Üzerinden 15 yıl geçti. Ortada yok. Yat limanı projemiz yine 91 yılında hazırlanmıştı. Bugüne kadar gelişmedi. Bunların, bu söylediklerim bizim ilk takip edeceğimiz işler olacak. Göreve gelirsek.
Spor konusunda az önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Futbol tamam, mutlaka desteklenmeli. Ama futbolun dışında da özellikle deniz kenarında yaşadığımız bu şehirde futbolun dışında da yüzme gibi, yelken gibi, sörf gibi sporların yapılabileceği. Onun dışında şimdi bakıyoruz mesela atıcılık var, karate var, judo var, başka Silivri'ye o kadar çok madalya kazandırıyor ki çocuklar birilerinin kişisel gayretleriyle ama destek bulamıyorlar kamu kurumlarından. Onlara mutlak surette destek vermemiz gerekir. Eğer ilçemizde böyle yetenekli çocuklar varsa bilelim ki onlara tanınacak fırsatlarla çok daha büyük başarılara imza atacaklardır. Başkanım siz çok şey yorum. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, yine bölgemizi, bizim tarım bölgesiyiz. En önemli sorunlardan bir tanesi de çiftçilik her gün ölüyor. Tükendi artık. Son nokta, son nefesini çekiyor. Bunun için üretim amaçlı kooperatifçiliğin mutlak surette geliştirilmesi, belediyenin kontrolünde yürütülmesi, ancak bu şekilde ürün maliyetlerinin düşürülmesi, ama sadece ürün çıkarmanın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir satış kooperatifleri de kurarak yine belediyenin kontrolünde, İstanbul gibi 18 milyonluk bir kentte birçok belediyesi bizde olan yerlerde bu bölgenin sadece çiftçilerin ürettiği ürünleri o belediye sınırlarında kuracağın pazarlarda satarsan halkın ürününü iki misli değerlendirmiş olursun değerli arkadaşlar. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Benim söyleyeceğim çok şey var ama ben çok terledim. Muhtemelen siz de terlediniz. Sizleri çok fazla tutmak istemiyorum. Şimdi 31 Mart'ta seçim var. Adaylıklar ne zaman belli olacak bilmiyorum. Bizim talebimiz, biz size güveniyoruz değerli arkadaşlar. Biz partililerimize güveniyoruz. Son 8 yılda da bu partiye bir tane üye de yazmadık. Hani diyebilirsin, güveniyorsun da yazmışsındır üyeyi, şimdi ön seçim istiyorsun. Hayır. Kim yazarsa yazsın. Daha ne kadar da yazarsa yazsın. Sonuçta Silivri'den yazacak. Ben Silivri'de yaşayan hemşerilerimin sağduyusuna güveniyorum. Partililerimin sağduyusuna güveniyorum. O ön seçimden çıkacak sonucun ne olursa olsun o sonuç benim kabulüm. Ama ben biliyorum ki o seçimde ben bu halkın desteğini alacağım. Eğer partim de beni burada aday gösterirse ben inanıyorum ki bugün %30'larda olan oy oranımızı %50'lerin üzerine taşıyacağım. Bunu niye söylüyorum? Ben Silivri halkına güveniyorum. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan burada görev yaptık 15 yıl boyunca. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan o insanlar bana oy verdi. Yine vereceklerine inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, huzurunuzda başvuru dilekçemi, dosyamı da Sayın Başkanıma takdim etmek istiyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Hayırlısı olsun. Evet, başkanım buradayız. Başkanım burada, bana bakalım. Başkanım buradayız. Videomu da arayalım.